Herkese merhabalar. Tenis oynamak gibi olmuyormuş burada olmak gerçekten. Ben Türkiye'yi, ülkemizi dünyada tenis sporu ile temsil eden Çağla Büyükakçay. Teniste tarihimizde olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ve dünya sıralamasında Türkiye'nin gelmiş olduğu en yüksek derece olan 60 numaraya yükselen ilk Türk tenisçiyim. Biraz size hayatımdan bahsetmek istiyorum. Ben neler yaşıyorum, nasıl bir hayatım var? Ben senenin 30 haftasını yurt dışında uluslararası turnuvaları oynayarak geçiriyorum. Ve bu turnuvalardan edindiğim puanlarla kendime dünya sıralamasında bir yer ediniyorum. Bu turnuvalara en iyi şekilde hazır olabilmek için günde 5-6 saat antrenman yapıyorum. Haftanın 6 günü. Her sporcu gibi çok düzenli uyku uyuyorum, çok düzenli besleniyorum, çok disiplinli bir hayatım var. İşte dışarıdan bakılınca böyle güzel ülkelere giderken, dışarıdan bakılınca oh Çağla dünyayı geziyorsun, çok şanslısın diyorlar bana. Ama esasında hayatım uçaklarda, otel odalarında, kulüp ve tenis kulübü ve otel arasında gidip gelerek, antrenörlerimle rakiplerimize karşı neler yapacağımızı konuşarak falan geçiyor. Şimdi profesyonel hayata benim başlamam birazcık şans eseri oldu. Çünkü hepinizin bildiği gibi tenis ülkemizde çok popüler bir spor değil. Şu anda çok ilerleme kaydediyor. Ben buna çok kişisel olarak çok seviniyorum ama benim dönemimde özellikle profesyonel anlamda sadece birkaç kişi vardı ve bu kişilerde uluslararası başarılar henüz edinmeye başlamamışlardı. Ben 17 yaşımda profesyonel tenise başladım ve her şeyi kendi başıma öğrenerek, işte kendi başıma derken tabii ki bana destek veren benim takımımla beraber, şu anda da 4 kişilik bir takımla çalışıyorum performansımı en iyi yere taşımak için. Deneyerek, yanılarak, ülkemizde bir örnek olmadığı için bir süre geçirdim. Şimdi teniste şöyle bir zorluk var. Sizin kazandığınız puanlar tam bir sene sonra kazandığınız hafta siliniyor. O yüzden teniste ilerlemek çok zor. Çünkü yaptığınız başarıları en kötü o hafta daha aynısını başarmanız gerekiyor. İlerlemeniz içinse başarınızın bir üstüne çıkmanız gerekiyor. Ben de profesyonelliğe başladığım senelerde yavaş yavaş da olsa rakiplerime yetişebildim. Yavaş yavaş da olsa ilerleme kaydettim. Her geçen sene performansım hep yükseldi. Ama kariyerimde dönüm noktası olarak gördüğüm iki yer var. Bunlardan bir tanesi belki kötü bir senaryo gibi gözüküyor ama 2009-2010 senelerinde ülkemizde ekonomik kriz birazcık vardı ve tenis de tabii ki etkilendi. Ben kendi özel antrenörümle çalışırken, seyahatlere onunla giderken yalnız gitmek zorunda kaldım. Antrenörüm olmadı. Kendi kulüp antrenörümle çalışmak zorunda kaldım. Ve bir macera başladı benim için. İşte Japonya'ya gidiyorum. Kimse fazla İngilizce bilmiyor. İşte antrenman ayarlıyorum. Oyuncu antrenmana gelmiyor. Antrenmansız kalıyorum. İşte İspanya'ya gittim. 2-3 haftalığına. İşte aralarda şehir değiştirmem gerekiyor. Yolumu kaybettim. Bulamıyorum. Tek başıma kaldım ama bir şekilde yolumu buldum. Bu yalnız kalmalarım bana bambaşka şeyler kazandırdı. Birincisi tabii ki ben kortta kendi problemimi kendim çözmek zorundayım. Her zaman böyle, rakip ne olursa olsun. O yüzden normal hayatta da kendi problemlerimi kendim çözmem gerektiğini orada bana otomatik olarak anlattı yaşadıklarım. Ve bir antrenörümün bana bir şeyler söylemesine çok alışkındım. İşte şurada şu hata yapıyorsun, burada bu hata yapıyorsun demesine çok alışkındım. Kendi kendimi analiz edebildim. Ve o sene, o dönemki kariyerimin en yüksek noktasına çıkarak dünyada ilk 200 tenisçi arasına girdim. Ve Türkiye'de bir ilk olan
Grand Slam elemelerine oynamaya hak kazandım. Şimdi kötü bir senaryo gibi gözüküyordu. Bir anda en iyi noktaya taşıdı beni. İlk 200'e girdikten sonra tabii ki hayallerim, hedeflerim çok büyüdü. Çünkü ben başladığım dönemde sadece Grand Slam'de olabilmek bir hayalken, şimdi hedef haline geldi benim için ve hep daha fazlasını istedim Türkiye için. Bir Türk kızının ilk yüze neden giremeyeceğini her zaman hayal ettim. Ama işler çok kolay olmadı açıkçası. İlk 200'e girebildiğim gibi ilk yüze girilmeyeceğini zamanla öğrendim. Yerimde kaldım. Size anlattığım puan sisteminden dolayı yerimde kalabildim. Bu da bir başarıydı. Ama ilerlemekte çok zorlandım. Ve 5 sene üst üste ilk 200'de bitirebildim. Ve çok çalışıyorum, çok istiyorum her şeyi yapmayı, çok hırslıyım. İkinci benim için dönüm noktalarından bir tanesi, 2015 senesinin Şubat ayında 108 numaraya kadar yükseldim. Ve 108 numaraya yükselince, işte hayallerimin kapısı aralanmıştı zaten. İlk yüze girebilmeyi hayal etmeye devam ediyordum. Ama şöyle bir farklılık olmaya başladı. Sadece ilk yüze girmek istiyordum. Tenis artık bir yerde benim için bir aracı gibiydi oraya girmek için. Keyif almayı bir kenara bırakmıştım. Gözümü tamamen ilk yüze girmek bürümüştü. Ki yavaş yavaş maçları kaybetmeye başladım. Kaybetmeye başlayınca daha fazla üzülmeye başladım. Hayal kırıklıklarım daha büyüdü. Sorgulamalar başladı. Hayatımda çok gelgitler yaşamaya başladım. Acaba doğru çalışıyor muyum? Antrenör değişikliği gerekiyor mu? Neler yapabiliriz daha iyi? Acaba ben mi ileri gidemiyorum diye sorguladığım çok dönem oldu. Ve 6 ay boyunca Şubat ayından Eylül ayına kadar 108 numaradan 190 numaraya düşerek başladığım noktaya geri döndüm. O dönem için çok üzücüydü benim için ama başladığım yere geri dönmek ama bana o kadar güzel şeyler öğretti ki. Birincisi olduğum yerden memnun olmayı çok öğretti. 190 numaraya düşünce dedim ki Çağla, 108 numaranın tadını hiçbir zaman çıkaramadın ki sen. Hep istedin ki ilk yüze girebil. Hayatı o sırada fark etmedin. Bunu bana öğretti ilk önce. İkincisi ben bu işi gerçekten sevdiğim için yapıyorum. Evet, Türkiye'ye ilkleri kazandırmak istiyorum. Bir Türk kızının neden profesyonel arenada başarılı olmayacağını göstermeyeyim diye içimde bunu barındırıyorum. Ama gerçek şu ki ben bunu gerçekten sevdiğim için yapıyorum. Bunu fark ettim. Ve olaylara tamamen bakış açımı değiştirmeye başladım. Antrenörümle konuştuk, yolumuza devam ettik. Ailem, bana destek olanlar yine aynı şekilde olduğu gibi devam etti. Ve ben dedim ki bundan sonra sadece sevdiğim için yapıyorum. Ve her gün kendime neler katabilirim, bunların üzerinde odaklanacağım. Ben bugün antrenmanda ne fayda sağlayabilirim kendime? Kendimi geliştirebilmek için ne yapabilirim? Attığım her adımdan mutlu olmaya başladım. Eskiden hiç yapacağım şeyler değildi bunlar. Dubai'ye gidiyorum, denize giriyorum turnuvanın arasında. Hayatta yapacağım şeyler değildi. Olduğum ortamdan keyif almaya başladım. Ve yavaş yavaş maçları kazanmaya başladım. Ve senenin sonunda Türk tenis tarihinde daha önce kazanılmamış bir turnuvayı kazanarak seneyi 120 numara bitirdim. En kötü geçirdiğim seneyi. Bu tamamen bakış açımı değiştirdiğim için oldu. Hayatımda hep inişler çıkışlar var. Hiçbir zaman da değişmeyecek biliyorum. 2016 senesi benim en parlak senem oldu. Çünkü 2015'in yaşattıkları beni 2016'da yukarı çıkardı diye düşünüyorum. Ama yine de böyle bazı durumlar var. Mesela 2016'nın Şubat ayında uluslararası bir çok önemli bir turnuvaya katıldım. Ve dünya 70 numarasını 6-0, 6-1 yenildim. Şimdi bir tenisçinin en kötü mağlubiyeti 6-0, 6-0. Ben de bir oyun alabildim Çinli bir arkadaştan. Ve o zaman böyle bu tarafımda bir Çağla konuşuyor. Çağla diyor, bu kadar çalıştın. Neden böyle oldu? Neden yaptın? Bu seviyelerde yer almak istiyorsun ama olmadı bugün diye eleştiriyor bu taraftaki. Bu taraftaki de diyor ki, Çağla bu senin işin artık. Birçok ders aldın kaybettiklerinden. Bugün kötü bir gün. Bugün yataktan iyi bir şekilde kalkmadın.
vuruşların tutmadı, olabilir, şimdi önümüze bakmalıyız dedi. Ve ben de kazandığım derslerden yola çıkarak tekrar doğru bildiğim yolda ilerlemeye devam ettim. Tam bir hafta sonra kariyerimin en iyi galibiyetini aldım, dünya 12 numarasına karşı. Tam bir hafta sonra. Yani buradaki sorun benim forehand'im, backhand'im ya da tekniksel sorunlar değildi anladığım. Tam bir hafta sonra bu galibiyeti alabilmem tamamen enerjimi bu yöne aktardığım için oldu. Kariyerimin ve Türk tenisinin en büyük başarısı, resimde gördüğünüz gibi, Türkiye'nin ilk ve tek WTA turnuvası İstanbul Cup. Ben bu turnuvayı tam 9 senedir oynuyorum. Çocukluğum bu turnuvayla geçti. 9. sene bu sene yapıldı ve ben 8 sene üst üste ilk turda kaybettim. WTA seviyesinde daha önce 2 kere çeyrek final oynadım. Bunlar da Türk tenisinin ilk çeyrek finalleriydi. Ama İstanbul Cup benim her zaman kupayı kaldırmayı hayal ettiğim bir turnuva oldu. Çünkü en iyi tenisçileri bu turnuvada izledim ve bir gün orada olmayı hayal ettim. Ve 8 sene ilk turda yenildikten sonra kupayı kaldırabildim. Benim için çok gerçekten çok başka duygular. Form grafiğim gittikçe yukarı çıktı bu sene, bütün bu yaşadıklarımla beraber. Roland Garros'ta kariyerimin ilk ve Türk tenisinin ilk Grand Slam ana tablosunu oynadım. Tam 5-6 senedir bu anı bekledim. Daha sonra Wimbledon ana tablosunu oynayabildim. Ve Rio Olimpiyatları. Tamamen o Şubat ayından Eylül ayına kadar hiç maç kazanamadığım için, hiç puan korumam gerekmediği için bütün puanlarımı bu tarafa yığdım ve Rio Olimpiyatlarına gidebildim. Gerçekten muhteşem bir andı benim için. Şimdi benim şu anki felsefem, ben Venus Williams'ı çok seviyorum, çok her zaman takip ediyorum, onunla büyüdüm. Benim negatifle kaybedecek vaktim yok diyor. Ben en kötü zamanlarımda bunu düşünüyorum ve benim de artık kaybedecek zamanım yok. Tenisin bana öğrettiği bir şey, polyanlıcılık değil bu. Ama en kötü günde bile kendinizi geliştirebilmek için mutlaka bir pozitif çıkarabilmek. Ben bunu gördüm her zaman. Onun dışında pes etmek gerçekten çok kolay. Bu anlardan da çok geçtim. Ama ilerlemenin yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi de 2017 başlayacak benim için. Bazılarınız takip edecek belki. İnişli çıkışlı olmaya devam edecek. Ama ben doğru yolda, inandığım yolda ilerlemeye devam edeceğim. Benim idollerimden bir tanesi Stan Wawrinka. Wawrinka ilk 50'de hiç yıldız bir oyuncu gibi gözükmeyen bir oyuncuydu. Ve ilk 10'a girdi birkaç sene önce ve 28-29 yaşında bunu başarabildi. Ben de idol olarak görüyorum onu kendime. Bu sene Amerika Açık turnuvasında turnuvayı kazandı, Grand Slam'i. Ve ondan sonra dedi ki, ben hiç Grand Slam kazanmayı hayal etmedim dedi. Ve orada kupayı tutuyordu. Yani burada siz eğer gereğini yaptığınız sürece mutlaka bir yerde kazanacaksınız, mutlaka bir yerde gelecek olduğunun mesajını bana Wawrinka verdi. Ve ünlü İrlandalı bir yazarın bir sözü var, kolunda dövmesi var onun. Benim de hayat felsefem bu. Hep yenildin, hep denedin, olsun, yine yenil, daha iyi yenil. Ben de bunu kendime felsefe olarak görüyorum. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.